Bismillahirrahmanirrahim. Mirkatul usul ila ilmil usul. Fi usulü fıkh. Usulü fıkha dair yazılmış olan Mirkatul usul ila ilmil usul adlı kitaptan bir inceleme yapacağız inşallah. Bu inceleyişimiz hareketsiz metne hareket vermeye dairdir. Mukaddime, zaten Türkçe'de de yine mukaddime diye bir kelime var. Usulül fıkhi, niye usul diyorsun? Belki esvul, belki isvuli, nereden bildin? Aslan usul, cem'i mükesser değil mi? Sarf ilmiyle biraz haşir neşir olmayla alakalı. Yani buna neye göre hareket ediyorsun? Bugün Arapçaya başlayan birisi bunu elbette bilemez. Ama Arapçada 3 ay, 5 ay, 1 yıl, 2 yıl kadar zaman geçirmiş kişiler bir kelime gördüğünde evvela bu kelime müfret mi, tesniye mi, cemi mi, buna kafa yorması gerektiğini bilir. Usul kelimesini sözlükte bulabilirsin. Aslun aslanı usul. Cemi mükesser konusunda biraz kalıp çalışması yapmış olmak gerekiyor. Yoksa Arapçaya bugün başlayan elbette bilemeyecektir. Peki eslun. Önce hemze, peşine sat. Şurada var mesela. Şuradan başlayalım. Kelimeyi bulmayı hedefledik. İşte ne var? Esule. Esalet. Asalet. Sağlam kökü olmak. Burada çıktı kelime, görüyorsunuz değil mi? Şunu da gösterelim. Ne yazıyor? Eslun, çoğulu usul. Kök demek. Gövde, kaynak, orijin, sebep, illet, soy, nesil gibi manalara gelmektedir. Yani buradaki kelimenin cemi mükesser olduğunu, diğer de işte kırık çoğul olduğunu tespit edebilmen gerekiyor. Bunu da tespit edebilmek sarf ilmiyle, zaman geçirmeyle ilişkili. Cem'i mükesser nedir? Çekim yapmak, vezinleri bilmek. Kısacası biraz neye bağlı bu? Ezber işine bağlı. Elbette ben usul kelimesini gördüğümde bunun müfredinin aslun olduğunu daha önceden ezberlemiş değilim. Ama kelimeyi hayatımda ilk defa görmüyorum. Peki usul kelimesi, yani demek ki neyle alakalı bunun hareketleri? Ve bir de şöyle anlatalım bu kelimeyi. Bakın hemze de zamme, ötre yani açık. Belli zaten. Satta zamme. Belli. Usul. Ama vavda hareket yok zaten. Vav burada uzatma harfi olarak görev yapıyor. Lamda hareket yok. Çünkü metnin akışına bağlı olarak lamın hareketi değişebilir. Yani başında amil etken var mı diye. Buradaki usul kelimesinin sağ tarafında usul kelimesini nasb edecek, cer edecek bir amil yoktur. Dolayısıyla bu kelime ne okunur? Usulü, lambda zamme ile okunur. Hatta bu yazıyı buradan kopartalım şöyle bir. Evet. Usulü, zamme veriyoruz, ötre veriyoruz. Niye? Bu kelime mübtedadır diyeceğiz. Dolayısıyla bunun hemen evvelinde amili manevi vardır diyeceğiz. Bu anlattıklarım tamamıyla avamil bilgisi. Avamil okuyan birisi ne dediğimi anlıyor olmalı. Anlamıyorsa ya doğru ona anlatılamamıştır ya da kendisi anlamamıştır. Artık iki seçenek diyebiliriz. İlla hocaya suç bulmaya gerek yok. İlla öğrenciye de bulmaya gerek yok. Artık bir eksiklik var demektir. Kim de olduğunu Allah bilir. Burada amili manevi var. Usul kelimesi mübtedadır. O yüzden usul kelimesi merfu olması gerekiyor. Usul kelimesi cemi mükesser dedik. Cemi mükesserin irabı neydi? Hep avamil seviyesi. Avamil ve daha aşağısı. Emsile bina maksut. Oraya dayanarak anlatıyorum. Ne dedik? Dedik ki cemi mükesserin irabı raf alameti zammedir. O yüzden zamme verdik. Usul kelimesi aynı zamanda ne? Muzaf. Dolayısıyla peşine gelen kelimeyi cer etmelidir. Usulül fıkhi. Fıkıh kelimesini duymuşsundur zaten. Dolayısıyla fa'nın esnesiyle, kafın sukunu ile, he'nin de kesesiyle okunur.
Buradaki he zamir değil yani. Kelimenin aslındandır. Bu kelimeyi de bulabiliriz. Yani kök olarak fa'yı, kafı, ha'yı bulabiliriz. Deneyelim en azından. Önce ne yapman lazım? Sözlükten gidip fa'yı bulman lazım. Sözlük karıştırmayı bilmek gerekir. Nereden başlayalım? Şuradan başlayayım mesela. Birazcık geriden başlayalım. Evet, şurada bulduk mesela, görüyorsun. F-G-H. Peşine A diyor. Ne demek? A demek muzarinin anil fiili fete olacak demek. F-G-H yef-gahu. Kaf muzari de fetal olacak demek. İdrak etmek, iyice anlamak, kavramak. F-G-H yef-gahu. Fikhun, fıkıh, masdar olarak gelmiş. Aynı zamanda bu kelime F-G-H yefguhu, feguhe, yefguhu, kebura, yekburu şeklinde 5. baptan da geliyor. Fekahet, bilgili, anlayış sahibi olmak. Fi din, dinin ahkamını iyi bilmek. Fekkahe, efkahe diye kelimeler devam ediyor. Her kelimeye bakmaya gerek yok. Biz devam edelim. Ne dedik? Usulü fıkhi, fıkıh usulü, fıkhın usulü, muzafın ileyh bu. Değil mi? Usul muzaftır. El fıkıh muzafın ileyhtir. Usul aynı zamanda mübtedadır. Merfudur. Raf alameti zamme. Niye merfu? Onu kim raf etti? Başındaki amili manevi. Nitekim mübteda ve haberi raf eden amili manevi vardır ki avamilde bahsedilir bu. Peki usulün fıkıh. Fıkıh usulü nedir? İlmun bir ilimdir. İlmun kelimesi haber oldu. Haber olduğu için ilmun şeklinde onu ne yaptık? Merfu okuduk. İlmun, alime, ya'lemu, ilmun mastardır. Yani alime fiilinin çekimini bildiğinde, ilim kelimesine de baktığında farklı bir şekilde okunamıyor. İlmun nedir? Onun haberidir. Kim raf etti seni? Bir amili manevi daha var. Onu raf etmiştir. Peki, ilmun dedik. Peşine yu'rafu. Arefe, ya'rifu, yu'rafu. İlmun nasıl bir kelime? Nekre bir kelime değil mi? Tenvinli, tenvin almış bir kelimedir. İlmun kelimesi. Ne olmuş yani tenvin almışsa? Tenvin almışsa peşine gelen kelime cümle olarak ona sıfatı olur. Daha önce anlatılan bir konu bu. Nekreden sonra gelen cümleler sıfat, marifeden sonra gelen cümleler hal olur. Peki yu'rafu dedin, belki ya'rifu. Yarif olsun. Bir de öyle deneyelim. Önce şurayı bir toparlayalım. Usulü fıkı, fıkı usulü nedir? İlmun bir ilimdir. Usulü fıkı, fıkı usulü nedir? Bir ilimdir. Bir elma değil yani. Bir ilimdir. Bir bardak değil. İlimdir. İlk defa duyan için ilimdir diye söylüyoruz. Peşine ilk duyan şunu diyor. İlimdir de nasıl bir ilimdir? Neye yarıyor? Amacı ne? Merak ediyor mesela. Peşine yu'rafu bilinir. Bihi kendisiyle, o ilim ile. Ne bilinir? Ehvalul edilleti, delillerin halleri ve daha el ehkam-ı şer'iyeti, şer'i hükümler de bilinir. Ehvalul edilleti ve el ehkam-ı şer'iyeti dedik. Peki, öyle ilimdir ki yu'rafu biliniyor. Bihi kendisiyle. Ne biliniyor? Ehvalül edilleti. Delillerin halleri. O yüzden yu'rafu dedim. Ya'rifu biliyor. Ya'rifu biliyor. Bihi onunla biliyor. Kim biliyor? Ehvalül edilleti. Delillerin halleri mi biliyor? Delillerin hallerinin bilme yeteneği mi var? Bilmek insanla ilişkili bir şey. Delillerin halleri kim ki biliyor? Zekası mı var? Dolayısıyla yu'rafu bilinir, biliniyor. Bihi kendisiyle, hangi kendisiyle? O ilimle yani değil mi? Bihi bil ilmi demektir. O ilimle biliniyor. Ne biliniyor? Madem ki yu'rafu meçhul muzari, sana ne lazım? Naibu fail lazım. Meçhul fiil, naibu fail alır. Ehvalül edilleti. Delilün delilani edille cemi mükesserdir. Bunu başka türlü okuyamam yani.
Ehval burada hem naibu fail hem muzaftır. Ehvalül edilleti, delillerin halleri kendisiyle bilinen ilimdir. İlim kelimesi burada ne? Hem haberdir, usul kelimesinin haberi, hem de nedir? Mevsuftur. Mevsuf ilim kelimesi. Yani bir sıfat alan kelimedir. Sıfatı ne? Yu'rafu, meşhul muzari, artı ehvalu, naibu fail. Fiil fail birlikte fiil cümlesi olarak yu'rafu bihi ehvalul edilleti. Burası fiil cümlesi olarak nedir? Naibu faildir. Pardon. Yu'rafu bihi ehvalul edilleti cümle olarak ilim kelimesinin sıfatıdır. İlim kelimesinin sıfatıdır. Çok çizdim artık. Burada geçen ehvalul edilleti. Ehvalul edille başka. Bir daha anlatalım. İlim kelimesi hem haber hem mevsuf. Sıfatı ne bunun? Yu'rafu bihi ehvalul edille. Ona sıfatıdır. Peki yu'rafu meçhul muzari. Naib-i faali ne? Ehvalu. Ehvalu aynı zamanda muzaftır. El edilleti onun muzafun ileyhi oluyor. Peşine vav gelmiş atıf harfidir. Ehvalul edilleti ehvalul ehkami. Hükümlerin halleri de biliniyor. Eşşer'iyyeti ama. Nasıl okunmalı? Şer'iyyeteyni. 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 Tesniye bir kelime. Peki ehvalul edilleti, delillerin halleri ve daha neyin halleri? Erhkâm-ı şer'iyyeti. Şer'iyyeteyni, şer'i olan hükümlerin de halleri kendisiyle bilinir. Nasıl bir ilim o? Delillerin halleri ve şer'i hükümlerin de halleri kendisiyle bilinen ilimdir. İşte buna ne diyoruz? Usulü fıkıh diyoruz. Vav atıf harfidir. Ehval kelimesine bağlıyor. El-ehkâmi kelimesine. Hükmün hükmâni ehkâm. Cem-i mükesser değil mi yine? Yine kırıkçı ol karşımızda. Ve mecrur okuyoruz. Kesre veriyoruz. Çünkü vav atıf harfidir. Ehkam kelimesini ehvale bağlamıştır. Yani adeta ehvalül ehkami yazıyor burada. Şer'iyyeteyni. Şer'i olan hükümler ve delillerden bahsediyoruz. Tesniye mecrur. Tesniye mecrurdur. Min haysu. Min harfi cerdir. Sukun üzere mebni. Haysu mebnidir. Zamme üzere. Her zaman için haysu okunur. Hayse, haysi olmaz. Haysu'dan sonra elif nun maddesi gelmiş. İn ne okuyacaksın? En ne değil. Belki in. İn şayet şöyle şöyle olursa böyle böyle olur. Manası taşır. Şart manası verir. Bir denersin şart manası var mı? Olmadığını gördüğünde. Tekrar geri gelirsin. Belki endir. Enden key'iden muzari'nin başında bulunur. Peşine muzari gelmiyor ki en diyeyim. Değil mi? O zaman nedir bu? İnne. İnne şüphesiz ki leha onun için vardır. Leha ne oldu? Haber oldu. Hurufu müşebbetün bir fiildir. İnne. İsmini nasfaben raf eder. Leha haberidir. Dehren ise ismidir. İsmini nasb eder dedik ya. Dehren ismidir. Mensup okuyacaksın. Leha haberidir. Zaten merfudur. Nasıl merfu? Leha şibih cümledir. Lam harfi cer. Ha onun mecruru. Lam harfi cerdir. Nasıl harfi cer? Fetha ile yazılan bir harfi cer. Lam harfi cer her zaman kesre ile gelmez. Bazen de fetha ile gelir. Ha ise onun mecruru. Ha mecrur mu? Mahallen mecrur. Lafzan elbette değil çünkü mebnidir. Zamirlerin tamamı mebnidir. Leha şibih cümle olarak haberdir. Şibih cümledir. Tabi burada kafiyenin şurasına değinmeden geçemeyiz. Haberu inne. İnnenin haberi konusu. Kafiye metninde mamulü merfuda. İnne ve kardeşleri ele alınır iken. Ve emruhu. İnne ve kardeşlerinin durumu var ya. Ve emruhu, onun haberinin durumu ne gibidir? Ke emri haberil mübtedeyi. Mübtedanın haberinin durumu neyse, inne ve kardeşlerinin
haberinin durumu da odur. Mübtedanın haberi ne gibi özelliklere sahipse, mesela taaddüt var mıdır, hazif var mıdır, benzeri şeyler, tekaddüm var mıdır, inne ve kardeşlerinin haberi için de geçerlidir diyor. İlla ancak hariçtir. Fi takdimihi, mübtedanın haberi önce gelebilir ama inne ve kardeşlerinin haberi isminden önce gelemez. Ha, illa ancak o da gelir, yine haber önce gelir. Ne zaman? İdâ kâne zarfen, idâ kâne hüve zarfen. Haberi zarfsa o zaman o da isminden önce gelebilir diyordu. İşte burada da o var. Yani leha innenin haberidir. Dahlen ismidir. Görüldüğü üzere önce haberi sonra ismi gelmiştir. Niye böyle olmuş? Çünkü leha nedir? Zarftır. İnnenin haberi zarf olduğu için isminden önce gelmiş. Zarftan maksat hem senin bildiğin zarf hem de harfi cer ve mecrur. Harfi cer ve mecruruna da yine zarf olarak isimlendirme yapılmıştır. Peki burada bırakayım. İnşallah işinize yarar.